Maceramız yeni başlıyor. Günaydın sevgili dostlarım. Miami'deki ikinci günümüz. Birinci günde harika işler yaptık. İzlediniz zaten videoyu. Bugün ikinci günde tekrar çıkıyoruz sabah 6'da. Saat 6.30 şimdi kahvaltı yapacağız. Ondan sonra hava çıkacağız. Bugün yine dip drop yapacağız. Kılıç balığı avlayacağız. Veya derinliklerde 400-500 metre derinliklerde farklı balıklarla avımızı geçireceğiz. Bence çok keyifli, çok güzel bir gün olacak. Evet sevgili dostlarım. Balık avı öncesi kahvaltımızı yapıyoruz. Keyifler yüzler gülüyor dünkü avdan sonra. Nail abi ne diyorsun? Bugün neler hissediyorsun? Bugün daha iyi hissediyorum. İnsan gibi kahve içiyoruz kutunda, sabah. Kutunda büyük hissediyor musun abi? Çok iyi çok. Bugün evet. Daha iyi olacak. Hava da daha iyi bugün. Biraz daha sakin. Dün çok sert havada gittik. Evet. Çok hırpalandık. Bugün, evet ben de bugün daha kutunda daha büyük hissediyorum ya. Evet. Ya büyük hissediyorum tabii ki. Çünkü yanımızda iki tane duayen var. Suat Yiğit ve Nail Turan. Evet, İki duayenle beraber hava çıktığımız zaman her zaman her yerde büyük hissediyoruz. Yani. Aslında bizim bir şey yaptığımız yok. Adamlar tezgah kuruyor bize. Bir de elektrikli çıkırık. Bize hiç uygun değil ama. Ama adamlardan sistem öğrendik. Bilmediğimiz bir yöntem var. Evet evet. Deep drop yani deep 500 drop metrelerde nasıl av yapacağımızı öğrendik. Bu teknik bilgileri de paylaştık. O çok değerliydi. Çok değerli. Kesinlikle. Yani o yüzden dün benim için çok değerliydi. Bugün de benzer bir av yapacağız. Yine Florida, Miami'deyiz. Farklı bir merada, farklı bir tekneyle. Biz de çeşitlendiriyoruz. Hep aynı tekneyle aynı yerleri yapmayalım diye. Her gün farklı bir charter yapıyoruz burada. Ama Panama'da bir Viking 50 ile çıkacağız ve 4 gün denizde kalacağız teknede. Orada elektrikli çıkırık falan da yok. Orada trollingler yapacağız, deep fishingler yapacağız. Panama çok fantastik bir av olacak. Evet. Ben öyle hissediyorum kendi adıma. Kıpır kıpırız burada. Kıvışlıyoruz. Solucan gibiyiz. Bir anda hoşçakalık yapıyoruz. Yere, valla akşam 12'de yatıyoruz. Sabah 4'te herkes çakı gibi ayakta öyle söyleyeyim. Bayağı da yorulduk ama tabii buraları boş geçmeyeceğiz. Şimdi birazdan bugün farklı bir tekneyle, farklı bir kaptanla çıkıyoruz. Ama hadi hep beraber gidiyoruz. Rast gelsin. Şu an marinaya varmak üzereyiz. Marinaya giden yol üzerindeki evlere bakar mısınız arkadaşlar? Müzik var. He? Çok keyifli değil mi? Çok beğendim. Çok güzel. Ve burada şey dikkatimi çekti Amerika'da. Bak herkesin abi şurada. Şey de var. Hiçbir evin teknesini evin önüne çekmiş. Angler evet. Hayır şey var. Hiçbir ev taş duvarla çevrili falan değil. Hani böyle bizde şey ya. Evet. Üstteki korumalı, evler korumalı taş duvarlı kitlin falan. Şimdi burada şöyle bir şey de var abi. Burada emlak vergisi ödendiği bölgeye kalıyor. Yani bu adam ödediği emlak vergisi bu ilçeye aktarılıyor. O yüzden de bu ilçede onu polise aktarıyor. Güvenlik o yüzden çok artıyor. Yani evlerin bulunduğu konum ne kadar iyiyse, evler ne kadar iyiyse o bölge o kadar iyi korunuyor. Korununca da adamların öyle bir ekstra güvenlik, işte biri gelir, hırsızlık herkes, olur. Herkesin bahçesi herkese açık. Derdi olmuyor, evet. O yüzden çok keyifli. Ya bir dakika, bir de önleri deniz evlerin. Evet ya, en kötü kanal. Hepsi evin bu. Arabasını da oraya park et. Vay vay, o da bambaşka bir keyif yani. Bambaşka. Evinin bahçesinden teknene binip direkt denize çıkıyoruz. Oo Berk, bugün beyaz olmuşum bakıyorum. Bugün beyaz. He? Beyaz giyiniyoruz. Güne beyaz bir başlangıç. Yeni bir sayfa açıyoruz. Suzuki, Seagull ve Raymar'ını her yere götürüyoruz. Dünyanın her yerine. Evet. He? Bizim de sponsorumuz oldu. Artık bir Suzuki'den falan abi bir şey bekliyoruz yani. Lütfen lütfen sponsorlarıma sılanmayın. Sponsorlarıma sılanmayın. Yok ya bir 20 beygir falan böyle koldu falan şeyli değil mi abi? Manuel motor. Evet, anlattığım gibi Miami'de her gün başka bir kaptanla, başka bir tekneyle çıkıyoruz. VIP turun, VIP fishing turun farkı, aynı tekneyle iki kere çıkmam ben diyor.
şeylerimi... Farklı kaptanların farklı deniz deneyimleri, farklı mera bilgilerinden faydalanıyoruz. Ve avcılık tekniklerini öğreniyoruz. Bakar mısın? Günaydın. Tadilata girmiş, havuz yapıyor. Hı? Tadilata girmiş. Ya bizim kaptan şurada yanaşmış. Biz kontender. Duruyor. Tişörtü de aldım. Tişörtümüz var. Eşyalarımız orada. Abi ne güzel, evin önünden hop tekneye binip gidiyorsun. Nail abi. Hayal gibi. Gerçi bizim Alaçatı'da var böyle bir durum bir tek galiba. Burada da tarpon var mıdır acaba? Burada tarpon getiriyor. Lifte alıyor tekneyi bak öyle. Hiç tekne kirlenmiyor. Mis gibi. Good, how are you? Timmy. Good morning. How are you? Fine, you? Good. Good morning. Nice to meet you. Nice to meet you. Timmy, how was the tournament? It was all right. We caught seven sails. Evet, bugün çıta biraz düştü ama olsun. Yani alışık değiliz ama gene değişik çiftlikler var. Evet, elektrikli. Bunları Suzuki ile değiştirmek lazım. Kesinlikle. Net yani. Suzuki diyorum ben. We got some drinks. Dur. I got water, Gatorade, sodas. Bunları buraya koyuyorum. Koy abi, zaten koymuşlar. We bring some sandwiches and stuff. Ya bu turda içecek var yani. Var var. İçeceklerimiz var, Gatorade falan. Abi işte herkesi bazen getiriyorlar, bazen getirmiyorlar. Ben o yüzden ne olur ne olmaz diye getiriyorum. It's for you. This nice. Way, thank you. You're welcome. You guys ready to catch some swords? Yeah. Kılıcı hazır mısınız diyor abi? That's the plan. We are ready. Yani işi bitirdik zaten. Tutamazsan bak. Yesterday we caught one. And today, hopefully we caught more. Hopefully we catch a maybe big one. Yeah, big one. Bugün daha büyüğünü tuttururuz diyor inşallah. You guys got everything you need, huh? I think we're ready, yeah. İnanmak başarmanın yarısı Nail abi ama bu da güzel. Şu güzelliğe Grady White. Müthiş. Arkadaşlar, evlere bakın. Önlerinde deniz. Yani bakmayın, ya. Moraliniz bozulmasın. Ya son nokta değil mi yani şu? Şu herhalde bizim gibi balık sevdalarının son noktası yani. Çok güzel. Tekniği denize de tutuyorsun. Kaldırıyorsun, kirlendiriyor, ekmeğe tak, git, düğmeler atıyorsun. İyi ya. Harika. James, what was his last name? James Mullen. James Mullen. Yeah. You know him? Yeah. James is very good captain, huh? Yeah. Good guy. Bak adam havuzundan çıkmış abi. Sabah spor yapmış. Sabah yüzmesini yapmış. Bahçesini yapmış. Evi çok güzel. Nail abi sen bunlardan alabilirsin de bize biraz uzak şu an hala. Sen teknesini al, evini ben alayım. Bir kombo yapalım böyle. Vallahi işte ben... Abi sen evini al da ben tekne şöyle bir şey alabilirim. Ya sen evi al abi. Sen evi al. Tekneyle ilgileniriz. Kardeşim moralimiz bozuluyor. Bunlara bak bize göstermeyin. Regülatör çok güzelmiş. Çok elimiz bilmediğimiz bir sürü de marka görüyoruz bu arada. Tekne markası. Evet, burası o konuda da zengin. Ama ben konsepte bayıldım yani. Şu kanal kenarındaki evler. İrili ufak. Neler? Burada manyak bir sen bir konsepte bayıldım. Abi çok güzelmiş be. Hiç görmedim. Çok güzel. Bu monohull ama katamaran gibi. Hiç. Aynen beklediğimizi zaten tamam ben. Polisler burada bunu kullanıyor. Şerif. Adam malikane yapıyor buraya. Abi burası da çok güzelmiş ya. Böyle dere kenarı evler bak buradan ya. Bir tane Nail abi yakışır sana yani. Şu köşe. Ben de sponsor arıyorum. Şu köşedeki evler 4 ila 12 milyon dolar arası değişiyor. Şu köşeler. Gemi bağlamışlar. Aynen. Bu arada benim burada kaldığım evde bu kanaldan giriyorsun. Arka taraflarda kalıyor. Seni kanala tutuyor. Ben bu kanalda botla geziyorum. Robot. 4 metre bak onun da fotoğrafı. Bu kanalda bile deli balık vardır bence. Var var bu kanalda GT'ye kaldım ben. GT. Yani şu boydaydı ama GT'ye kaldım. Vay arkadaşlar. Yani. Derler ya coğrafya kaderindir diye. Yani kadere bak. Şeyde evinden GT'ye yakalıyorsun. Evin önünden GT yakalarsın şuradan. Veya tarpon yakalıyorsun burada evet. Falan. Sabah uyanıyorsun. Bugün ne yakalasam dur GT alayım. GT. Neyse bizde de yalıda yaşayan arkadaşları en fazla istart yakalayabiliyorlar. Geçen ama buranın istart ama GT ya. Öyle bakmak lazım. Ama bakar mısın evde? Çok beğendim. Şeyi çok beğendim. Yani önünden tekneye binip direkt okyanusu açılıyor aynen. Olmak da kesinlikle. Çok büyük bir şey. Nail abi dur. Ağzından salyalara kaldığını sınıyor. Vallahi billahi ya böyle bir şey yok.
Tabii böyle boşarsalar var. Boşarsa şu an 2 milyon dolara falan satıyorlar. Ki üzerine de 1-1,5 ev yapıyorsun. Şundan böyle daha ucuz gidiyor şu an mesela. Bunlar eski de hafif bir renovasyon yok. 72 falan. Gördün mü? Bu arada güneş kremini unutmayın. Ben güneş çıkınca. Vallahi çıkmadan bence Suat abi sür çünkü dünkü... Ama kaç gibi çünkü balık geliyor bir anda böyle balığı. Çünkü herkes küfür edecek bize. Kar, soğuk, Ocak ayı şu an 5 derece. Şu an tabii... Gidiyoruz böyle o şey... Evet, şu havayı an biz sıvetlerle duruyoruz ama bugün hava açacak muhtemelen 22-23 evet. Derece daha böyle güzel bir gün. Evet. Zaten rüzgar da kesti. Önemli olan balığın kesilmesi. Sıcaklığı 20 derecenin üzerinde 25'leri buluyor gündüz. Evet. Deniz suyu 26 derece zaten. Yüzebilirsin. Ama burada yüzmek de şey ister yani, cesaret. Okkalı ister yani. Neden dün marinaya geldik, Kaan videoya eklemiştir umarım bir önceki videoya. 3 metre şeyler köpek balıkları, altımızda ayıkladığımız balıkları yiyor. Diz mesafesi yarım metre aramız yani. Evet. Ya burada yemez yani denize girmek. Evet, biraz öyle abi. Gerçi kanalda köpek balığı çok olmuyor ama gene olabiliyor yani. Yani yine denk gelebiliyor. Açık denizde yüzer misin abi? Ben yüzdüm açık denizde. Çünkü yani atladığın anda bir şey ben gelmiyor Türk'üm da. Biliyorsun. Yok bilmiyordum yani hani o kadar yoğun olduğunu. Ya bilmiyor olman lazım zaten izleyici. Ama yani böyle birkaç dakika atlayabiliyorsun yani o kadar izin veriyorlar yani öyle şey diyeyim. Evet Nail abi. Çok Nail abi biliyor musun? Bayıldım. Tabii bunun gibi yüzlerce kanal var. Yüzlerce ev var. Yüzlerce kanal, yüzlerce. Alternatif çok arada hala boş kalmış arsalar da var. Mimarlar birbirine çok yakın. Bak köprü kapanıyor şu an. Tekne, bir tane büyük tekne geçti. Köprü açıldı. Şimdi tekrar kapanıyor. Evet bunlar mayımayı yakalamak için trolling. Bir tane ufak çıkık var burada. Bir güzel bir doğrada da keyifli olur yani. Evet Kılıç ama esas da. Babalarımız orada. Çeşitliliği şey yapalım. Evet bunlar yine elektrikli bir trop çıkmalı. İki tane. Abi görüyor musun? En içinde hep pink var. Evet, pink fark mi? Ettin mi? Acaba pink onu bir sorun yok. Ya pink işte renkten evet. Belli yani. Ama niye pink yani? Evet, şimdi, çok çalışıyor. Şimdi avcılıkta hep pink kullanıyorum yıllardır. Dikkat edin. Pink de pink var. Burada da pink var. Bende bu çıkıklar var işte. Bunun aynı bu mantığı. Bundan şeyi var. Crystal fishing'in olanı var. XL75 diye. Bu çok güzel bir şeyler. Aynı mantıkla. Buradan makarayı hemen değiştirip takabilirsin mesela. Evet. Kılıç paraketleri bundan sarıyoruz işte. Bundan var. Yine aynı zaman çakarları koymuşlar. Aynı çakarlar. Bu lambalardan alalım abi. Evet, alalım bol bol. Türkiye'de deep throw. Olta ile kılıç balıkçılığına başlıyoruz yakında. Evet, sevgili dostlarım, bugün hava dünden daha da sert. Ama denizciler sert havada belli olur hep söylüyorum. Ondan sonra yemlerimiz yine hazır. Yemleri göstereyim. Bonito yani palamutun sert yerlerini sert yeri mi? Yani çok emin değilim. Çevireyim şöyle. Güzel bir fileto yapmış bu şekilde. Dur abi. Ve ahtapotun içine takmış. Aynı şekilde elektrikli çıktıkla 400-500 metrelere ineceğiz. 400-500 metrelerde deep drop yapacağız. Çakarlar var dediğim gibi. Bizler önemli. 500 metrenin üzerindeyiz. Evet. Yani kılıç balığı gündüzleri 500 metre, 400-500-600 bandında avlanıyor. Geceleri su üstüne çıkıyor. O yüzden kılıç balığı yakalanlar mesela gece para katı yaparlar. Çünkü su üstüne gelir kılıç avlanmaya. Ama gündüzleri derin sularda. 100 metre altında da görüş olmadığı için, karanlık olduğu için takımların üstünde 25 metre gerisinde ve onun 5 metre daha gerisinde iki tane çakar var. Renkleri değişen çakarlar. Bu da o karanlıktaki balıkların dikkatini çekiyor. Işığa gelmesine sebep oluyor. Işığa gelince de bizim bonitolarımızın kokusunu alıp üstüne yapışıyor. Deneyeceğiz Türkiye'de. Bunlar önemli bilgiler, değerli bilgiler. Burada çünkü çok uzun yıllardır yapılan bir balıkçılık. Biz de buradaki bilgileri paylaşıyoruz sizle. Panama'da da bir sürü yeni şeyler öğreneceğiz, eminim ona. Öğrendiğimiz her şeyi paylaşacağız. Bilgi paylaştıkça değerli biliyorsunuz, hep söylediğim gibi. Ama kılıç balığı konusunda bayağı değerli bir bilgi oldu. Nail abi sen ne diyorsun?
Evet, bugün de değişik. Yani bizim sularımızda bol kırış balığı var. Bunu biliyoruz ama bu şekilde avlanan yok. Hiç görmemiştik. Oysa ki deneyince avlanacağımıza eminiz. Ve deneyeceğiz. Marka. Evet. Kullandıkları ekipmanlar burada, şunlar. Yani elektrikli bir çıkık olduktan sonra geri kalan hallolur bence. Evet. Bir de ışıkları temin edeceğiz. Evet. Şöyle. Torpido gibi. Çok ağır. Torpido gibi. Şunlar 4 kilo, 5 kilo, 8 kilo. E tabi o derinlikte paraşüt olmaması için oldukça ağır kuşu kullanıyorlar. Bakalım bugün kısmetimizde ne var? Kaptana da söyledim. Yani 100 kilo altı kılıç gelirse biz salıyoruz dedim. Yaşama şansı. Salıyoruz deyince Nail abi. Sırat değişiyor. Evet. Nail abi. Salalım be. Bugün alalım be. 30 kilo üstünü alıyoruz. Ay 100 kilo üstünü alıyoruz. Evet. Abi ne yaptı ya? 100 kilo üstünü. Abi 30 kilo da 100 kilo olacak ama bak. En az bir şampiyonluk şansı gibi bu ya. En az bir 10 yıl daha yürüyecek. Üretime katkısı bulunacak. Abi burada çok yürüyormuşlar. Alabiliyoruz. Yer yok burada Kılıç. Sonra el alemi kılıcından bize ne? Olur mu abi? Dünya hepimizin. Öyle bakmayın konuya lütfen. Okyanuslar çok değerli. Arkadaşlar ben onları yine ikna ederim. Salma konusunda siz hiç merak etmeyin. Biz balığı bir yakalayalım da buraya geldik. Ben kılıç yemeden mi gidelim yani? Şimdi aynı şey oldu. Ya o zaman bir şey yapın. Nasıl oldayız? Abi mi çağırın ya? Abi ya. Yok inşallah. 100 kilo çağırın. Bir şey dikkatimi çekti. Bir kaptan koydum. Öyle mi? Yes, our captain is champion captains. Yeah, best one in Miami. Bu kaptan 100 kilo değil, 20 kilo çekiyor. We hope today we catch 200 pounds swordfish. Under the 200 pounds we release, catch and release. Bakalım bugün kısmetimizde ne var? Kısmetli bir ekip. Nail abi kısmetli bir adam. Çok kısmetli. Bu adam zaten yani çekilişlerin adamı kısmetli. Ben de nacizane hafiften kısmetli sayılırım. Tutamazsak kaptan tutsun kısmetsiz. Yani evet. Tutamazsak bok onu atacağız diyeceğim ama o da turnuva şampiyonu yani. Bok atacak bugün adam yok. Buz da almadık bugün. Buz da almadık bugün yani. O yüzden. Bu kaptandan teyit edelim. Sorsana ona. Hikaye doğru muymuş? Jimmy, is a banana thing is real? Bring a banana to boat. In the Keys, they like bananas. Yeah, in the Keys, right? I never heard it in here. Yeah. Sadece o ada takım adalarında, işte dün gittiğimiz ada tarafında diyor, öyle diyorlar ama diyor yani ben de çok inanmıyorum. We had some banana bread on the boat. Aa, okay. Olsa dün 3 balık aldım. Ben de diyor bana şeyli muzlu kek var diyor yani. Yeah, we o zaman balık gelmezse senden bileceğiz. Yesterday we brought 2-3 pounds of bananas and the banana bread and the cakes. They were like, oh my god, what did you do? You know, like, they throw away. Yeah, yeah. Çok hızlı kurtulduk onlardan. Evet, evet. Biz hemen hızlıca yedik zaten dün. We ate them like really fast in the morning, you know, in 11 or something. We still didn't catch anything. They said like, do you have any banana more? Or, you know, like, biz de onların hemen hızlı tükettik zaten. Ama yani o sadece Florida takım adalarında olan bir şey. Bak, evet. Hiç duymamıştım daha önce. Yemin. Arkasına dediğim gibi 5 metre geriye ışığın kendi lastikleri var. Lastiği döndürüyor üstüne üzerinde kaymasın diye. Ama balığı çekerken şey yapabiliyorsunuz yani üstüne de kayıyor. Bizi engellemiyor. Çok enteresan bir şey daha var. Dikkat ettim. Takımlar hep pink. Beni biliyorsunuz hep pink kullanıyorum. Yani özel bir sebebi var mı bilmiyorum ama özellikle şeyin monofilamentin ucundaki takımlar yani balığa yakın yerler hep pink kullanılıyor burada da. Demek ki pink'in bir esprisi var yani. Biz yakalamışız tesadüfen onu. Evet bu arkadaşı ben son derece pratik ve kabiliyetli buldum abi yani. İyi yani. Tabii eli yatkın. Ve misinalarını ve takımlarını da daha düzgün buldum. Bugün daha ümitliyim ben büyük bir kılıç alacağımızdan. Evet. Yani gördüğümde hep 200 pound var dünden beri konuşuyorum. Yani 100 kilo civarı. İyi olmasın. Tabii ki. Duyum atmıyorlar gördüğünüz gibi hep. Çok kalıpsız. Klips. Evet. Alüminyum onlar abi sıktı. Deniyor alüminyum. Burada da. Alüminyum kuvvetli mi o kadar? Tutuyor mu? Evet. Yedi bu şeyi. Benzeyi. Benzeyi.
metreye bakıyor. How many meter? I do 30 feet and then I do 50 feet. 10 metre ve 13 metre. 10 metre ilk ışık yemden, ben 5 demiştim göz hesabı ama 13 metrede ikinci ışık. 5 metre arayla da ikinci ışık, 5-6 metre arayla. Güzel, güzel takım yaptı, beğendim. Ben sistemi tamam Nail abi, sistem tamamdır. Yemiş önemli olan, bunlar kolay da. Gerçi bizim videoyu izleyen herkes Türkiye'de kılıç yakalayacak artık, bak söylüyorum sana. Paylaşmasak mı videoyu Nail abi? Bazı şeyleri eksik tut. Hayır Nail abi, bu bizim tarzımız değil. Ya, bak fishing yaptım, atladım fishing'e. Balık alma, bütün her şeyi ver. Ben aynen, biz daha koşmayacağız biz aynen ya. Paylaşacağız abi, her gün bir video. Geri dönecek biliyorum. Herkesin kısmeti kendine. Yani. Evet. Kısmet de farklı bir şey ya. Nasip varsa oluyor yani işte. Dünkü videoda da aslında biraz öyle oldu. Sabahtan biraz yavaş geçti ama öğleden sonra bir anda her şey uzun bir yönde değişti. Şartlar bir anda değişti değil mi? Dün teknemiz çok iyiydi. Bugün de ekip biraz daha... Daha iyi değil mi ekip? Bana da öyle geldi, öyle hissettim. Daha iyi biliyor. Bak ana bedenler incecik aslında abi. Fakat bayağı yolunu salıyor bu. Evet. Sonra takım iniyor aşağı abi. Dik salmıyorlar yani, dolanmasın diye. Takım sererken ben de böyle hızlı sererim. Takımı aşağı indiririm abi. Champion, Captain, oley, oley, oley. Ben gösteriyorum. Ben bu takımı uzakta bıraktım, bunu da yakın atacak. Ben nasıl diyor? Bu balon sistemi, balon takıyor. Ben de bunu bayağı uzakta bıraktım takımı. Sonra buna geniş bir meyayı karamış. Aletlere bak, bir de bunu aletlere al. Abi bu iş inanma meselesi. Bu arkadaş çok inanıyor, daha seviyor. Öyle gördüm yani. Evet, Olsanatsız'da beklemeye geçiyorum. İnşallah bir vuruş alıp birazdan beraberiz yine. Görüşmek üzere. Evet, şu anda vuruşu aldık. Suat abi yine ben konuşayım. Ama o beklenen kapışa bakın. Evet ama bu oltada değil mücadele. Esas mücadele burada olacak. Ha? Kaptanımız James diyorum. Timmy. Buna geldi. Ona gelecek dedik zaten. Evet, Nail abi buna balık. Nail abi bildi demiş. Arkadaşlar iki tane olta var. Bir tanesi şu önden tam yaptı. Altımıza iniyor. Evet, yaptı. Şu andırayı göremiyorum ben ya. Siz görüyor musunuz? Evet, okey. Tamam. We're gonna get this out of the way, put this rod in there, and then we'll fight it. Bir anlamda onu fokumak sarsak olmuyor mu? What are you eating? How big is it? I don't know yet. O da geldi. One more? Double strike? I don't know. Why not? Kaptanımız bu arada Miami ve Florida eyaletinin rekoruna sahip. Evet, geçen sene 400 kiloya yakın bir kılıç balığı var. Miami rekorunu kıran balık var ha. Balık var. Var. We got it, I think. Balık var. Double strike? Balık var. Oh my god. Dünkünden çok daha sert kafa attırıyor buna. Öyle mi? Is this squid or fish? Dikkat bakarsan kamışa, şeyi görüyorsun, aksiyonu kamışa. Evet. Bunu tasmalamaya çalışıyorum yani, tam oturduğuna emin olmaya çalışıyorum diyor. Yani buna diyor bir vuruş aldık ama diyor, oturmasını istiyorum diyor. Ya oturmuştur bu saatten sonra, oturacak yani. Ama ona diyor, onda diyor var diyor şu an yani, balık onun ucunda diyor. Evet abi bak tam yan yatıyor abi şey. Evet onda balık var. Balık olunca ne oluyor diye ben hani... Come on monster! Biz bunu ufak ufak çekelim o zaman. Niye çekmiyoruz? Onda zaten balığı aldık diyor. O balık bizde diyor abi. Kaçabilir yine de. Bunu tasmalasın.
Timmy, what happens if you get a double strike? I've never done it before. Bana daha önce hiç olmadı diyor iki saniyende. Why, but you never fish with us before. Nope. That's why. Bizimle daha önce avlanmadığın için dedim abi ya. Yani. You don't know how lucky we are. Hala kapattı. Bence hadi. Var abi. Yes. I think it's a small kurşun thing. Kurşun mu dibe değiyor? Yok artık bayağı aldık ki kurşun değmez abi ya. Verdi aldı ya biliyoruz. Başa bak. Yaşım saldı. Suat abi tahminleri alalım. Arkada sence ne gelecek? Valla önce bir şeyini görmemiz lazım. Bir şeyi şamandırayımızı aldıktan sonra bir aksiyonu görelim. Şu an söyleyemez misin? Çok uzakta. Ben bir 100 yani bir 100 poundluk 50 kiloluk bir kılıç bekliyorum abi. Onu da alıp gidiyoruz diyorum. Ya 80 kilo olsun bizim olsun. 80 kilo. 160 pound. Güzel. 160 poundu Suat abi de alır mı? Alır. Release mi alıyor musun abi? Alıyoruz. 50 kilo üstüne alıyoruz. Bunlar almaya program. Belki almaya programlanmışız. Ya akşam çoluk çocuk aç bekliyor bak. Evet. Şu an yaklaşık Miami'de bir 20-30 kişi bizden balık bekliyor. Kalabalığız. Onu salarsak sonrasında en az 400 poundumuz var. You got it on this one too? No, no? Okay. You faded away from it. We okay, need to clear one. This so we yeah, can yeah, we need to one. We need to get that, yeah. Yep. I'm scared to lose the other one, you know? Yep. Tamam bunu alalım diyor her türlü ya. Bunu da kimini kaçırdık herhalde de diyor öbürünü. Bunu bir çıkartayım şuradan da diyor. Dolanma molanma olmasın diyor. Yani bir kurtaralım şunu. Uzakta ya. Bu balık kaçmaz mı? They're a little anxious to lose the other one. Yeah. Should we start to get wheel the other one or no, you should... want to get this one up okay. Quite a ways first. Biz bunu önce alıp diyor, komple diyor çıkartacağım. Ya Nail abi sendeki tecrübe yok bu. Çocuklara çok fazla yüklenme ya. Tamam Miami şampiyonu, tamam Florida eyalet rekoru arkadaşlar ama. Nail abi sinirlendi. Yo yo basıyor ya zor geliyor baksana. Yalnız bu alet öbüründen kuvvetli. Bununla böyle basıyorsa bence ama, iyi bir şey olabilir. Yavaş çekmek için Durand'ı imkan yaptı. Evet. Bakalım Türk şampiyon Miami şampiyonun teknesiyle Miami'de ne yakalayacak? Şeyi kırıyor musun rekoru? Bu da evet. Hayalimiz o tabii ki. 5,5 saatte almış işte adam. 5,5 saatte aldık diyor. Gördüm resimleri ya. Tekneye zor sürmüş. O resimleri rica ederiz alırız kullanırız yani. Ha? Evet bu geldi sayılır. Son 190'da. 190 feet. Kurşunumuzu alıyoruz. 6 kilo kurşun var arkadaşlar. Gördünüz mü? Büyük savaşa hazırlanıyoruz. Evet. We are ready. Bak, durağı arttırdı. Evet. Durağı arttırmasına rağmen zorlanma var. Demek iyi bir şey. Şimdi, what do you think, Timmy? How big is it? It's hard to tell now. Yeah? Now. What is your guess that I said? 200 pounds? I'm going to say it's under 200. Under 200. 200 pound'un altında diyor. Yani öyle söyleyeyim diyor. Şu anda hissetme konu söylemek çok zor. What do you think, Sailor? What do you think? Never. We'll see. Right. A lot of times. What is your guess? When he starts. Yani 200 pound olsa 100 kilo demek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Suat Yiğit kendi kişisel rekorunu kıracak mı? Bugün merak ettiğimiz konu bu. Bence kıracak. Ben ona çok inanıyorum bugün yani. Bugün Suat Yiğit'in kişisel... Bayağı sağlam. Yani evet. Makine çok kuvvetli.
Ki dünkü bence 70 pound civarıysa bu 100-150'nin üzeridir diye hissediyorum ben ya. Turkish champion but the Miami champion. Right? Who is me? Hatta şampiyonu. Ve İstavrit şampiyonu. İstavrit şampiyonu burada. İstavrit Gopes. Evet, harika bir balık bekliyoruz. Dün yakaladığımızdan kesin büyük. Ben yine geçen release yapalım dedim ama 4 kişi alalım dedi. Oynama yaptık. Maalesef oynamada kaybettim arkadaşlar. Çok demokratik bir seçim oldu. Herkes kılıç yemek istiyoruz dedi. He might jump, he might jump. Geliyor, zıplama geliyor. Çıkıyor. Geliyor, çıkacak. Dikkatli olun, tekneye de atlayabiliyor biliyorsunuz. Jumping on the boat sometimes. Abi bana doğru gelecek gibi hissettim şuradan. Şöyle biraz geri çekileyim. Şurada, şurada, altta, altımda. Oh, it's a good one. İyi, fena değil. Dünkünden büyük, biraz büyük ama. Okay. It's small, right? Yeah. Dünkü kadar falan. Catch and release. Çok güzel. Catch and release. Salalım. Evet, Suat Yiğit'in... Çok mücadele etti ama. Salalım! Yeah, yeah, it's over there. Yeah, it's a small guy. Jumping. Yeah, çok güzel. Ama buklandan mı gidiyorsun? Direkt salalım, direkt. Careful, those will be sharp. Okay. Watch your hands. Let me see if I have gloves. I'm not sure. Watch your hands. Evet, Suat Yiğit'in ikinci kılıcı. Hemen hızlı bir şekilde çıkaracağım. Tam istediğin oldu gene Suat abi. Nice. That one. Yeah. Evet. Evet, hadi kızım. Yürü! Özgürlüğüne! Yürü! Harika. Yeah, yeah. Nice one, yeah, nice good one. One. Yes. Gitti, bu da gitti. Not 200 pound, but... Gitti, bu da gitti. Nice one. Bu da gitti diyor Nail abi. Nail abi üzgün, ben üzgün. Bu da gitti, bu da gitti. Akşam, akşam gene takozun abi. Akşam yine, yine kılıç yok yemeğe. Kılıç yok arkadaş ya. Neyse abi, daha vaktimiz var bak. Saat daha 12. Bugün oğlum, erken başladık. Saatten sonra geliyor. Bak adam 400 kilo yakalamış. 400. 100 kilo üstü bizim. Evet, kesin. Bu daha büyüyecek, doğuracak. Diyorsun. Yeni nesiller oluşturacak. Evet. Devam ediyoruz ama arkadaşlar. Bir tane kılıç aldık bugün. Kötü bir başlangıç değil, iyi bir ikinci gün için ama ufak bir kılıçtı. Ha, bizim hedefimiz de 100 kilo üstü. Arkadaştan 5,5 metre boyunda yakalamış. Resimlerini koyacağım arada. Bu videonun arasına Kaan'a vereceğim. Kaan şu an koyuyor bunu. İnanılmaz bir balık. İnşallah bize de o kadar olmasa da onun yarısı kadar da olur. Güzel bir balık gelir. Devam ediyoruz, avdayız. Rast gelsin. Evet, bir tane kılıç aldık. Geri saldık. Yine bir yemleri atıyoruz. Daha büyüğünü arıyoruz. Dev arıyoruz. Büyük babalarını, büyük dedelerini arıyoruz. Artık iki tane sağlık bu deniz bir tane büyük verir. Allah'ın hakkı üçtür Nail abi. İkinci de arıyoruz. Neyse, dip dropla kılıç nasıl yakalanır onu öğrendik bir kere abi. Türk karasularındaki bütün kılıç balıkları artık korksun bizden. Benden korkmasın, ben çünkü hepsini geri salacağım öyle. İlginç bir yöntem. Benden korkmanıza gerek yok kılıç balıkları. Nail abiden korkun. Ben korkum. Yaklaşık 500 metreye gönderiyoruz yine. Dipte bu yemleri hafif hafif dolanıyoruz aslında. Sabit durmuyoruz yani. Bu ahtapotun içindeki palamuttan kesilmiş bir balık parçası. Dipte yavaş yavaş yüzüyor. Tabii 500 metre zifiri karanlık. İki tane ışık var, çakar var. Balık çakarlara geliyor. O arada kokusunu alıyor oradaki balığın. Dağın üstünde. Güzel bir avlanma yöntemi. Zor bir balıkçılık. Yani 500 metreye elle olta indirmek, kaldırmak pek mümkün değil. O yüzden zaten herkes elektrikliyle yapıyor bu dip drop'u. Ya boş bile indirip kaldırsanız şu kurşunu bitersiniz bir kaldırmada. 500 metreden takım çekmek çok zor. Elektrikliyle bile onlarca dakika sürüyor indirmek, kaldırmak.
O yüzden dip drop için bir tane sağlam bir elektrikli edinip Nail abi de o da varmış. Var var. Var var. Nail abi de 5 fishing bot, 2 dükkanlık takım. Daha paketleri atacağız değil mi abi? Atacağız. Bazı malzemeleri çekin işte. Abi kanalda şimdi söyleyince söz vermiş olursun. Bak şu an yayındayız. Tamam. Nail abi Iskarta'ya ayırdığı takımlarını benden takım isteyen çok oluyor abi. Gerçekten ihtiyaç sahibi. İhtiyaç sahibi yazıyorlar abi, durumum yok, takım gönder. Nail abi diyor ki ihtiyaç sahiplerine diyor ben takım gönderirim diyor. Nail abiden sözü aldık. Nail abinin depoları boşaltacağız ufak ufak arkadaşlar. Doldur boşalt. Yenilerine yer açılsın. Nail abi alışveriş yapmayı seviyor çünkü. Balıkçılara iş olsun ya. Alalım verelim, ekonomiye can verelim. Böyle bir slogan vardı bir ara. Evet, takımları indiriyoruz sevgili dostlar. İnşallah o hayalini kurduğumuz dev günümüze gelir. Yüzlerimiz daha da güler. Yüzlerimiz denizin üzerinde hep gülüyor zaten. Balık olmasa da gülüyor. Ama balık olduğu zaman Joker gibi oluyoruz. Daha bir mutlu. İyice şenleniyoruz. Bugün Joker olmak istiyoruz. Dev balıklar yakalamak istiyoruz. İnşallah Allah kalbimize göre dev balıkları yakalarız. Hadi bakalım, takımlar suda, bize rast gelsin. Saat 3.30, 5'e kadar sürecek avımız. Evet. Yani 1.5 saatimiz kaldı. Kaptan çalışmaya devam ediyor. 5 nokta değiştirdik aşağı yukarı bugün. Son noktamızdayız. Burayı da deneyelim dedi. Son deli kaybetmiş değiliz ha. Son bir dans. Son nokta, son dans. Son ümit, son ümit. Ümitler bitmiyor balıkçılarda. Son kurşunu atıyoruz. Son kurşunu atacağız birazdan. Kaptan şimdi takımları indiriyor. İnşallah akşamüstü gönlümüze göre bir balık gelir. Onu da yine salarız. Onu da, onu da salarız değil mi Nail abi? Salarız değil mi büyük ihtimal? Ne gelse salarız. Tabii salarız. Saldık zaten. Saldık. Saldık zaten. Saldık. Çayıra Mevlam kayıra bizi. Bak bak yeme bak odundayız. Ya. Yem yıkılıyor evet. Bak, sana teselli. Arkadaşlar çalışmış yemizlerinde. İşlemişler adamlar. Kılıç avcılığı yapmak isteyenler yemi böyle hazırlıyorsunuz. Ondan sonra iki tane ışıkla beraber 400-500 bandına sallayıp yavaş yavaş çekiyorsunuz. Güzel bilgiler bunlar. Çok şey öğreneceğiz bu hafta. Panama'da da çok şey öğreneceğiz. İndiriyoruz oltaları bakalım. Son şans. Son dans. İnşallah alırız bir şey. Abi. Vuruşu aldık. Şamandıra yattı. Şamandıra yattı. Evet evet. Vuruşu aldık. Vuruşu evet, aldık. Orada balık var. Vuruşu aldık arkadaşlar. Vurduğu zaman kurşunu havaya kaldırıyor. Şamandıra aşağı yatıyor. Abi son dakika gollerini çok seviyorsun. Vallahi seviyorum. Saat 4.30. Evet, 4.30. Son şans. Son olta, son saniye. Dün de 4.30'da aldık balığı. Evet. Bugün de 4.30'da aldık. Seviyoruz bu oyunu. Seviyoruz. Acaba ne var? Evet. Asıl önemli olan o. Ya benim tahminim o büyük bir güzel bir kılıç balığı. Demin güzel kaçırdıkları var ya. Kılıç balıkların hepsi güzel. Büyük olması lazım. Ha? Büyük olması lazım, sıkıntı orada. Tekneyi aynen alalım diyor. Salıyoruz. Deminden beri salıyoruz denize. Kevin, what do you think? What do you think we have? Hopefully it's a big one. Big one. It was a good slang, right? Yeah. Abi iyi indirdi diyor, büyük olabilir diyor. Yani şamandıra böyle iyi batırdı diyor aşağı. Evet, toplamaya başladık. Geliyor, geliyor. Gel buraya bebeğim. Heyecan dorukta. And stoppage time. Evet. Evet, çalışmaya başladı makine. Çalışıyor, makinelerimiz çalışıyor. Çalışsın. Balıklar gelsin. 2200 feet derinlikten çekiyoruz. Çok büyük değil ama durdurmuyor çünkü. Suat abi sinirlendi, aldı çıkığı. Elle saracağım diyor. Hissetmek istiyorum diyor. Evet. Çek elini abi, saracak. Saracak. I'm real again. Okay. Hissettin mi? No, no. You can't feel him? No. How big is he? Come on, you gotta tell me. How big is he? Söyle abi ne kadar diyor ya. Bir rakam söyle. Small one. Small one you say. No, I'll have to think. Küçük.
Bence 100'ün üzeri diyor. Really? Abi kap. Alırız o zaman. Good job, Captain. Then that's a keeper, huh? Oh yeah. Yeah, oh yeah. Keep over 100. Yeah. 100'ün üzerine her zaman tutuyoruz diyor abi. Alıyoruz o zaman. Alıyoruz. 100'ün üzeriyse alıyoruz. Beyler abi. Akşam kılıç ızgara var beyler. Ben ayıklayacağım yalnız balığı. Tamam, bundan anasını... Ya dün var ya, yakaladığımız balığı bir ayıkladılar. Neydi o balığın ismi? Confret. Confret'ı. Balığın yarısı gitti. Gitti. Adam yüzgeçlerin en güzel yerini attı, kafayı attı. Sırtı attı. Balık bol ya yani böyle, kesti attı yani. Tamam ama geri gidiyor. Bizim o confret ne? Tamam, geri gidiyor. Evet, aldı. Kalama alıyor. Kalama alıyor. Allah, evet bu beklediğimiz anlar, evet severiz. Kalama alıyor. Severiz kalama alan balıkları. Şu ana kadar hiçbir almamıştık kalama. Şu an hala gidiyor. Kalama ayağında mı bu? İlk çekti. Evet. Hala gidiyor. Yalnız diğer hiçbir almamıştık kalama arkadaşlar, değil mi? Deminki ayarda mı? Gevşek onu bilmiyorum. Deminki ayarda, aynen hiç değiştirmedi. Biraz arttır bakalım. Was it the same setting as the previous one? No, I have it really light right now. I'm trying to get this up. Biraz ya, biraz ben düşürdüm diyor ya. Heyecanlanmayın diyor. Neyse, biz heyecanlandık ama. Came off? No, wrapped up in the light. Shit. Balık mı? Yok balık abi. O fish? Came off. Kop, çıktı diyor. Kaçırdık. Var mı vuruş? Yes, var. Vay be. Evet. Büyük bir üzüntü. Evet, 3 açılı çekimimiz. 3 açılı kapları çekiyoruz. Patladı. Birazdan kapları nasıl denize atıyoruz onu izleyin arkadaşlar. Patladık. Evet ya. Ayak kırıklığı oldu biraz. Bu sefer de balık kazandı abi. Yani, gene geçen release oldu yani aslında. Benim gönlüme göre oldu ama bir göreydik balığı be şurada. Evet. Doğru katsaydım. Hazırlıklarımızın hepsi sağlam bir balıktı. Maalesef kısmette yokmuş. Evet. Bu da gol değil. Bu da mı gol değil be? Bu da gol değil. Neyse bugünü böyle bitirdik yıkılışla. Evet. Yıkılmadık, ayaktayız. Evet. yarın artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili dostlarım. Miami'deki ikinci av günümüzde 2 tane kılıç balığı yakaladık. Birinciyi zaten geçen release yaptık. İkinci çok büyüktü. Bayağı uğraştıktan sonra tekneye yaklaşık 70 metre kala maalesef çıktı yine de, kaçtı. Üzüldük tabii akşam suyu. Balığı en azından bir görseydik yine geçen release yapabilirdik. Ama balığı görmeden kaçırınca insan üzülüyor çünkü beklentiler büyük. Ama sağlık olsun. Yani dün çok güzel avlar yaptık. Bence bir günde çıkıp 2 tane kılıç balığı yakalamak da çok iyi bir av. Yarın çok güzel bir videomuz olacak yine. Burada Amerikalı YouTuber bir bayanla, Lauren'la randevulaştık. Yarın onun teknesine misafir olacağız. O da dalış yapıp müthiş balıklar vuran biri. Burada oldukça popüler biri. Berk sağ olsun ayarladı bu şeyi, yarınki ziyareti. Yarın bütün gün Lauren'la balıkta olacağız. Ona misafir olacağız teknesinde. Bugünlük bizden bu kadar. Biz de dönüş yoluna geçiyoruz. Yaklaşık 30 mil açıktayız. Yani 1,5 saat yol gideceğiz karaya. Ondan sonra otelimize gidip dinlenip sabah yine erkenden balıktayız. Her gün aynı. Sabah 6'da balıktayız. Burada bitiriyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.